Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Affınıza sığınarak bir sorum var. Bir karı koca ne kadar zaman bir araya gelmez ise nikah düşer. Bunun bir zamanı ve günü var ise açıklar mısınız? Bir kadının 4 günde bir kocasıyla cinsel ilişkiye girme hakkı vardır. Eğer bir erkek buna muktedir değil ise eşine der ki ben buna muktedir değilim, istersen kendini boşayabilirsin der. Öbür türlü nikah düşmez. Ancak Hanefiler haber alınamayan bir kimsenin yaşıtları öldüğünde veya 40 yıl geçtikten sonra o kimsenin kayıp olursa o kimsenin öldüğüne hükmederler. Ama Osmanlı'da bunu böyle uygulamak sakıncaları doğduğundan dolayı Osmanlı uleması Şafii fıkhından faydalanaraktan bunu 4 yıla indirir. Şafilerde bir kadın 4 yıl eğer ki adamdan bir haber alamazsa sağlığıyla alakalı ölü veya sağ diye bir haber yok ise Şafii'ye göre 4 yıl sonra öldüğüne hükmedilir. Nikahı düşer. Malı da mirasçıları arasında paylaştırılır. Ama bunu devlet yapar, hukuk yapar yani. Devlet yapar. Bunu devletten başkasının yapma hakkı yok. Ama öbür türlü bununla alakalı fetva, kadınların 4 günde bir en az cinsel ilişkiye girme hakkı Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin fetvasıdır. Bunu sorarlar, ya ey emiren müminin, bir kadın kaç günde bir en az cinsel ilişkiye girmesi gerekir? Hakkı nedir denildiğinde ayeti kerimeyi okur. 1'den 4'e kadar eşlerinizi nikah, kadınlar nikahlayınız diye. Oradan bu ayeti kerimeden der ki 4 günde bir kadının hakkıdır der. Eğer kadının bu hakkını bir erkek yerine getiremiyor ise o zaman eşine der ki sen istersen kendini boşayabilirsin. Kadınların hakkı çünkü bu. Kadın adama diyebilir, kendini tedavi ettir, işte kendine baktır. Çünkü kadının bu noktada normal şartlar içerisinde hayır deme hakkı yok gibi. Erkek ne zaman onu talep etse, kadın o talebi yerine getirmeye gayret edecek. Erkek de kadının yorgun olmadığı, üzgün olmadığı, işte ne bileyim, onun da müsait olduğu zamanları kollayacak. Bununla mükellef. Ama haramı önleme. Bir erkeğin zinaya düşme, kadının zinaya düşme noktasında bir önlem olarak o yüzden kadınların da 4 günde bir dini hakları olmuş. Türkiye, Suriye, Rusya üçleminde PKK sonraki kelimeyi okumakta güçlük çekiyor. Ha, PKK terörü, PYD, buna benzer terörist örgütlerle ilgili olduğunu doğru şekilde nasıl anlamayız? Neler oluyor? Türkiye ve dünya nereye kayıyor? Evet. Uzun zamandan beri bununla alakalı handikap var. Bu benim kendi şahsi kanaatim, şahsi düşüncem. Türkiye'yi bir kıskacın içerisine almak istiyorlar. Uluslararası aranada Türkiye'nin üzerine kurdukları planlar kendi istedikleri gibi yürümüyor.
kendi istedikleri gibi yürümeyince Türkiye'nin içini karıştıracak değişik unsurları harekete geçirdiler. Ta Gezi'den itibaren. O zamanlar çok eleştirildi bu fakir. Eleştirilmekten korkumdan dolayı değil, Gezi bir darbe girişimidir diye ilk günden itibaren Gezi'nin bir darbe girişimi olduğunu. Ben çünkü iki darbe gördüm. Canlı. Bir 12 Eylül'ü gördüm. O zaman Ülke Ocakları Derneği'nde muhasiptim. Bir de 28 Şubat'ta gördüm. 28 Şubat'ta da eski arkadaşlar biliyorlar zaten. Yanımızdaki arkadaşlar, biz de beraber. Şu anda yanımızda olan eski arkadaşlar. Hepsi de. Hepsinde Allah razı olsun. Hepsinde gözlerinden öperim. O konuda bizi hiç, nasıl söyleyeyim, davayı yalnız bırakmadılar. Dönüp gidenlerden olmadılar. Üç aşağı beş yukarı darbe kokusunu alabilecek kadar burnum var. Din kokusunu alan kimse darbe kokusunu da alır. Din kokusunu alıyorsa bir burun, onun şeytan kokusu da alır. Din kokusu alan şeytanın kokusunu almazsa zaten din kokusu almamıştır. Gezi'den itibaren Türkiye'nin içini de içeriden dışarıdan karıştırmak istiyorlar. İçeriden dışarıdan bir kıskacı almak istiyorlar. Türkiye bölgede yükselen güç, Türkiye bölgede yükseldikçe, kendine güveni arttıkça iki tarafa salça olacağını da biliyorlar. Tabii iki tarafa salça olmasını istemeyen yurt içerisinde, bizim içimizde de neydiği belirsiz dönmeler var. Bunların kökenlerine gittiğinizde gayrimüslimlere ulaşırsınız. Bunların kökenlerine gittiğinizde Osmanlı'ya arkadan vuranlara ulaşırsınız. Adı Ahmet'tir, Mehmet'tir, hiç önemli değil. Sizden beraber namaz kılar onlar. Sizle beraber zikrederler, bu önemli değil. Benim ölçüm Kur'an, sünnet, vatan, millet ölçüsüdür. Ben bakarım o adam Kur'an ve sünnet dairesinde ne yapıyor? Bakarım vatana, millete faydalı olan bir meselede ne yapıyor? Bir kimse PKK'yı destekliyorsa cahil halk, cahil Kürt halkı bir şekilde HDP'yi destekler. Onlara kızmam. Bak, onlara hiç kızmam. Köyde, kentte, Diyarbakır'da, orada, burada kandırılmış. Kendince işte meselelerin onlar tarafından hallolacağına inandırılmış. Cahil. Bunları ayırt ediyorum. Ama öbür türlü eline silah almış bir teröristi, bir terör örgütünü, bir kimse ama ima yoluyla, ama direkt, ama en direkt destekliyorsa o hainin karesinin karesinin karesidir. Ve Türkiye'de hiçbir zaman bunlar bitmez. Hiç bitmez. Ve bitmeyecek de. Osmanlı'da bitmemiş. Şimdi de bitmeyecek. Buna alışık bir şekilde yaşamaya, buna alışık bir şekilde bununla mücadele etmeye alışın. Bu kıskaç Cenab-ı Hakk'ın izni ilahisiyle çözüldü. Bu noktada bölgedeki Kürt halkının, sağduyulu Kürt halkının, ülkedeki sağduyulu Kürt halkının, yani daha doğrusu burada sağduyulu dediğimde Müslüman, Sünni, açık açık söylüyorum, mezhepçilik gibi olacak ama Müslüman, Sünni, Kürtler ve komple devlet, hükümet, millet el ele bu kıskacı bertaraf etti.
Siz şimdi diyeceksiniz ya ortalık toz duman gidiyor, nasıl bertaraf oldu? Bu bertaraf olunmuş hali. Evet, bertaraf olunmuş hali bu. Bu bertaraf oldu. Bitti mesele. Benim nazarımda Güneydoğu'da terörle alakalı, içerideki terör örgütleriyle terör problemi bitti. Ben bazen kendi kendime hani ne yapacaklar diye böyle şey yapıyordum. Hani işte orada yaşayan, internetten tanıyan, telefonumu bulan kimseler var. Sohbetleri dinleyenler var. Arıyorlar beni. Bilgi veriyorlar. İşte hocam şöyle oluyor, böyle oluyor, şu oluyor, bu oluyor diye. Ben de diyordum ki yani bu devlet ne yapacak? Hani onca yığınak yapıyorlardı ya. Herkes yığınağa Suriye girecek diye düşünüyordu, öyle değil mi? Devlet sağ gösterip sol vurdu. Kökten temizledi. Bağıranlara dikkat edin. Yani bir terörist öldürüldüğünde kim bağırıyor? Onlara bakın. Onların hepsi de bu kıskaç işinde rol alan kimseler. Bak, terörle mücadelede kimler bağırıyor? Bakın, bağıran kim? Birincisi HDP, öyle değil mi? Ondan sonra CHP bağırıyor. Ondan sonra işte bir akademisyenler çıktı. Akademisyen demiyorum onlara. Akademisyenler çıktı. Onlar bağırıyor. Bağıran kim? Amerika. Bağıran kim? Rusya. Bağıran kim? İran. Bağıran kim? Çin. Cılız sesler çıkaran kim? İlk önce daha yüksek sesler çıkarıyordu Almanya. Yüksek sesler çıkarıyordu Fransa. Fransa'da bir bomba patlayınca herkes pıs oldu. Yüksek ses çıkaramıyorlar. Sesleri kısıldı. Fransa'da sıkı yönetim var. Komple ülkede. 3 ay daha uzatıldı. Bölgede değil, komple ülkede sıkı yönetim var. Bağıran var mı Fransa demokrasiye aykırı hareket ediyor diye? Yok. Bizde bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bağırıyorlar. Öyle değil mi? Zaten bu yasalar çıkarken de onların canları sıkılıyordu. Neden bu yasalar çıkıyor diye. Yani bir vali bölgesel sokağa çıkma yasağı uygulayabiliyor şu anda. Bir kaymakam kalkıyor diyor ki bu bölgeyi ben sokağa çıkma yasağı uyguladım diyor. Kaymakam hiç kimseye danışmadan. Buna bağırıyorlar. Ülke içerisindeki kıskanç bitti. HDP'si, cemaati, CHP'si. Bilumum, solcu komünist kırıntıları, bunlar bağıranlar ülke içinde. Ama terörle alakalı mesele bitti. Şimdi asıl büyük handikap var. Türkiye dışarıda, tabiri caizse olmaz böyle diyor. Örneğin başı katan çıkmıyor. Siz hiç bir Amerikan başkanının Cumhurbaşkanına bir şey deyip de Cumhurbaşkanının onu reddettiği bir dönem yaşadınız mı? Şimdi beni AKP'li yapacaklar gene. Ben ülkeme bakıyorum. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı siz? Benim yaşım 54, ben daha yaşamadım. Ben 13 yaşından beri siyasetin içindeydim. Daha ne zamana kadar? 26-27'ye kadar. Muhakkak siyasetten de uzak değilim. Kör değilim, salak değilim. Benim de siyasi bir görüşüm var ülkemle alakalı. Gayet normal, doğal bir şey. Olması lazım zaten. Ben hiç bir tane bir başbakan, bir cumhurbaşkanı görmedim ben.
Bu neyle alakalı? Bu devletin gücüyle alakalı. Bu devletin gücünü kullanmakla alakalı. Ne yaptı Türkiye? Başikadan çıkmıyorum dedi. İyi izleyin. Kıyamet bunlardan kopuyor. Başka ne yapıyor? Kerkük, Musul petrollerini komple Türkiye üzerinden satıyor. Kerkük, Musul petrolleri özel boru hattıyla Türkiye'ye satıyor. Parası da Halkbank'a yatıyor. Halkbank'tan Kürtlere lazımsa ne kadar gönderiyorlar. Kıyamet buradan kopuyor. Ve Başika Musul'un burnunun ucunda. Türkiye bir şey daha yapıyor. Şu ne o? Dicle'nin batısı mı diyorlar Fırat? Dicle'nin batısı değil mi? Dicle mi oradaki şey? Fırat mı? Fırat'ın batısı. Başka bir ülke toprakları öyle değil mi? Diyor ki Fırat'ın batısı bizim kırmızı çizgimiz. Fırat'ı geçeni vururum. Geçeni de vuruyor. Geçeni de vuruyor. Türkiye bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Tam Körfez'in göbeğine askeri üs kuruyor. Kime? Katar'a. Hangi Körfez'in? Hürmüz Boğazı olan İran Körfezi'nin, İran'ın at koşturduğu, Amerika'nın dahi İran'ın at koşturmasına bir şekilde sessiz kaldığı yere Türkiye askeri üs kuruyor. İkinciyi nereye kuruyor? Somali'ye kuruyor. Nereye? Tam buruna. Nerede? Bütün ticaret gemilerinin ve petrol gemilerinin geçtiği yere. Kimle kuruyor? Somali ile kuruyor. 200 tane özel donanımlı, özel eğitimli askeri personel gitti mi Somali'ye? Evet. Yine 500'ün üzerinde özel donanımlı, özel eğitimli askeri personel Katar'a da gitti mi? Evet. Türkiye kıskacı çözdü. Bunun sancıları yaşanıyor şu anda. Ya kabullenecekler ya da kabullenecekler. Buradan geri dönüş olmaz. Buradan geri dönüş olursa zaten bilin ki Türkiye'de kaos var. Bilin ki Türkiye'de kaos var. Bakın bilin ki kaos var. Eyvah ki eyvah o zaman. Bir 15 yıl daha geriye gittiğimizin resmidir. Bir 15 yıl daha. O yüzden Türkiye bu arada 3 tane darbe atlattı. 3 tane darbe atlattı. 4 tane hatta. Gezi, midterleri, 17-25. 4 tane darbe atlattı. O yüzden çatırtı var. Darbecilerin de nününü sıkıyor şimdi. Darbecilerin nününü sıkıyor. Bak, o askeriyenin gizli bölmesine giren savcıyı ve hakimi soruşturmaya alıyorlar şimdi. Harika şeyler oluyor.
Çok hoşuma gidiyor ülkem adına. Çok seviniyorum. Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Ülkem adına çok mutluyum. Ülkem adına çok mutluyum. Milletim adına çok mutluyum. Geleceğimiz daha iyi olacak inşallah. Hiç sıkıntı yapmayın. Mezhepçilik yapmayın, meşrepçilik yapmayın, ırkçılık yapmayın, particilik yapmayın. Memleketinizi sevin, memleketinizin hayrına olan her şeyi destekleyin. Yakın zamanki bir sohbetinizde beni derinden etkileyen bir tespitinizi ifade buyurdunuz. Allah'ı sevmek mertebesine bireysel çabayla ulaşılmaz. Ancak Allah o kulunu severse kul Allah'ı sevme mertebesine ulaşır. Bu durumda Allah'ı sevmeyi isteyip de sevemiyorsak bu Allah'ın bizi sevmediğini mi gösterir ya da sevmesi için ne yapmamız gerekir diye sormak istiyorum. Bir kimse kendince Allah'ı sevmeyi isteyip de sevemiyorsa diye bir şey yoktur. Yol açıktır. Ey Habibim de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bir kimse için böyle bir şey düşünülemez ki. Ben sevmeyi istiyorum ama sevemiyorum. Sevmeyi istemediğinden sevemiyorsun. Kim Allah'ı sevmeyi isterse Allah da onu sevmeyi ister. Kim Allah'a insan bir adım gelirse Allah ona 10 adım gelir. Bu nefsin başka bir şey değil. Ama bu bireysel çabaya giriyor ve çıkmaza giriyorum. Bireysel çaba bu noktada bir kimse farzları yerine getirecek. Nafilelerle Allah'a yaklaşacak ve Allah'ı sevecek. Sonra Allah onu sevecek. Benim değişik yerlerde, değişik manada, değişik noktada sohbetlerim vardır. Onu normalde iyi irdelemek lazım. O gün irdelemek, o anda irdelemek lazım. Bu çıkmazıma bir aydınlık getirseniz çok memnun olurum, Allah razı olsun. Sen farzlarla, farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaş ve Allah'ı sev. Merak etme, Allah seni sever. Vaat etmiş, vaadinde haklısın. Manevi gelişimimizde doğru şeyh diye bir kavram var mıdır? Evet. Yoksa maneviyatına güvendiğimiz bir şeyhe direkt intisap edebilir miyiz? Bu sizin hakkınız olur. Doğru şeyhe intisap ettiğimizin bir işareti var mıdır? Bunun zahiri işareti Kur'an sünnettir. Manevi işareti de insanların görmüş olduğu rüyalardır. Bir şeyh nezaretinde olmadan içimizden gelen esmayı içimizden geldiği kadar zikir etmenin bir sakıncası var mıdır? Biz bir kimseye Allah'ı zikir noktasında zikretme diyemeyiz. Ama her şeyin bir usulü kaidesi vardır. Bir kimse ben doktorluk yapacağım diyorsa tıp fakültesine gidecek. İnsanlar kendi aralarında din ve devlet işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranış yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. Enbiya suresi. Bu ayetin tefsiri nedir? Din ve devlet işlerinin ayrılamayacağımı anlatılmaktadır. Hangi mealden bunu yazdı acaba arkadaş? Parantez içine almış zaten. Burada mı soruyu yazan arkadaş? Ben yazdım. Bugün Diyanet Vakfı'nın Kur'an'ı açtım baskıyla o ayet geldi. Hani o yüzden sorayım dedim. Parantez için almışlar buraya din ve devlet işlerinin birliğini. Parantez içinde yazmışlar o gün. Açıklamam onu bir şey yapamadım, kestiremedim. Meal olarak yazmışlar. Kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. İşlerinin birliği bir bütüncüllük zaten. Normalde Kur'an, sünnet bir bütün. O bütüncüllüğü bozarlarsa insanlar o zaman fesada uğruyorlar zaten. Yani sadece dinin ibadet kısmını alıp hukuk kısmını almamak. İman kısmını alıp ibadet kısmını almamak gibi. İbadet kısmını alıp ahlak kısmını almamak gibi. İmanı, ibadeti, ahlakı alıp hukuku almamak gibi. Birlikteliği bozuyorlar. O yüzden bu noktada din, bu manada iman
ibadet, güzel ahlak ve hukuk. Bu dört ana direk olması lazım. Bu dört ana direk olmazsa din tamamlanmış olmaz. İnsanlar bunun hukukunu bıraktılar. Bir kısmı ahlakını bıraktılar. Bir kısmı ibadetini de bıraktılar. Yukarıdan aşağı doğru geliyorum. Bir tek imanları kaldı. Birlikteliği bozdular. İman ehli ama ibadet etmiyor. İbadet ediyor. Ahlakı düzgün değil. Ahlakı düzgün, İslam hukukuna inanmıyor. Olmaz bu devirde diyor. Faiz diyor. Herkes diyor ki ya ne kadar mübarek bir adam bu ya. Böyle öyle mübarek konuşuyor ki o da. Ama faizci. Adam cemaat ehli, tarikat ehli. Adına ne dersen de. Birisi diyor ki ya bu X cemaate bağlı bu adam nasıl faiz der, gülüyorum ben. Niçin gülüyorsunuz diyor. Diyorum ahir zamanda parlak. Öyle gençler türeyecek. Bunlar sizin gibi davranacaklar. Çok yumuşak, yavaş konuşacaklar. Ama sizin paranızı ütecekler. Onlar için faiz olmazsa olmaz. Adam hayır yapmış, himmet yapmış, işte çek yazmış, ödeyememiş, çatır çatır faizini alıyorlar. Adam dumura oluyor. Koşa koşa benim yanıma geliyor. Ne yapma verdin kardeşim? Bana mı sordun dedim verirken. Bir fukara gelseydi senden isteseydi vermezdi. Bir işi bozuk bir kimse gelse 50 milyar versen adamın işi düzelecek, vermez adam ona. İşi bozuk bir adam gelse 100 milyar versen ona, adam işi düzelir ya, ona vermez. O yüzden o birlikteliği bozdu Müslümanlar. Zaten hukuk bozulunca ahlak bozuluyor. Ahlak bozulunca ibadet bozuluyor. İbadet bozulunca da iman bozuluyor. O zaman imandan bahsetmek doğru olur mu? Faizi doğru şey, haram görmemek noktasında. Faizi haram görmeyen kafir zaten. Direkt zinayı haram görmüyor. Kafir. Gıybeti haram görmüyor. Kafir. Bir haramı haram görmemek küfür. O kişinin inandığını iddia etmesi bu gerçeği değiştirmez değil mi? Yani, onlar inandıklarını yani hep iddia edecekler. Firavun da kendisinin inandığını iddia ediyordu ki. Zaten kimse Allah'ı inkar etmiyor. Yani tabii. Herkes inanıyor. Tabii. Birlikteliği bozuluyor. Yani normalde bir kimse iman, ibadet, ahlak, hukuk dörtgeninde durmuyor. Bir kimse birey olarak da öyle durmuyor. Bakın birey olarak da durmuyor. Birey olarak da kendince birey olarak kendince uyması gereken hukuka uymuyor. Bireyi ilgilendiren hukuk dairesi var, devleti ilgilendiren hukuk dairesi var. Ama Müslümanlar bireyi ilgilendiren hukuk dairesine de uymuyor. Ceza yok ya. Ceza almış olsa uyacak. Ceza yok. İstediği gibi iftira atıyor adama. Ceza yok. İstediği gibi gıybet ediyor. İstediği gibi suizan besliyor. Ceza yok. İstediği gibi faizle iştigal ediyor. Ceza yok. İstediği gibi içki içiyor adam. Ceza yok. İstediği gibi fuhuş yapıyor. Ne o yakalandı şimdi? Bağdat mı ne o? Bağdat'ta adam tecavüz etti. Tecavüzün karşılığı Hanefi'de ölüm. Bir kimse bir kadına tecavüz ettiyse karşılığı ölüm. Hanefi fıkhına göre. Yok adam şimdi verecekler en yukarıdan tutsa 20 yıl verecek. Ona bir sürü hafifletici şeyler söyleyecek şimdi. O diyecek ki bana baktıydı, bana güldüydü, bana gel dediydi, bana git dediydi. Ona bir tane sağlam bir avukat bulacaklar şimdi.
Onu indirecekler aşağı, zannetmeyin en üstten ceza alacak. İnecek aşağı 7-8 yıla, zaten cezaevleri dolu. Adam yatacak 3-4 yıl, çıkacak. Tecavüzcü gene kol geziyor ortalıkta. Katil olmak işten değil. Bakın yani bu, buna maruz kalan bir aileyi düşünün. Yani adam gelmiş, Allah hiç kimsenin başına vermez. O eşine, çocuğuna birisi tecavüz etmiş, 4 yıl sonra geldi apartmanın karşısına dikildi gene. O tramvayı kim atlatabilecek? Hangi baba atlatabilir, hangi kadın atlatabilir, hangi anne, hangi aile o tramvayı atlatabilir? 4 yıl sonra geldi, evin karşısında duruyor. Ne yapacaksınız? Hukuk nasıl lazım bak? Nitekim öyle oluyor mu? Oluyor. Hırsızı dolaştırıyorlar apartmanda. Nerelere girdin diye. Polis de bizim zile bastı. Bu adamı tanıyor musunuz dedi. Hayır dedim ben. Ona soruyor. Buraya girdin mi lan diyor. Tamam mı? Hayır diyor o da. Dedim hiç alakası yok. Görmedim, tanımadım. Bize hiç hırsız da girmedi dedim ben. Üst kata çıktı. Şimdi üst kattaki adam da kadın da çıktı. Adama saydırıyorlar hırsıza. Ben aşağıda dedim eyvah. Adam çıkınca ilk oraya girecek dedim. 3 ay mı ne yatmış, çıktı ilk önce oraya girdi. İntikam aldı adam. Bir bağırış çağırış yukarıdan hırsız girdi diye dedim rahat et, boşver dedim ben. Biliyorum gireni dedim ben. Kim girdi dedi. Dedim gelin dolaştırdıkları adam var, evet, o girdi dedim, başka kimse girmedi. Sonradan parmak izlerini karşılaştırdılar, o girmiş. Sorduk, kim girdi? O girmiş. Ülke bu, hukuk bitmiş vaziyette. Allah muhafaza eylesin. Bunu da okuyayım, bana müsaade edin. Tamam mı? Soru olarak geri kalan kalsın. İnşallah dersten sonra de nasip olursa devam ederiz. Psikolog Sıtkı Aslan Han'ın iddiasına göre ergenlik döneminin batının bir uydurması olduğunu iddia ediyor. Bunun asıl amacının gençlik psikolojisini alt üst etmek, tembelleşme olduğunu ve bunun bir düzmece olduğunu söylüyor. İslam'da ergenlik dönemi var mıdır? Çoğu anne babalar evlatlarıyla başa çıkamıyor bu soruya paralel. Bundan 20 sene önceleri anne ve babalar erkek çocuğunu çalışmaya gönderdi ama gurbete ama yanında çalıştırırlardı. Benim birçok arkadaşım ve bizler çocukken çalıştık. Şimdi hepsi de iş sahibi. Bu durumu şu an anne babanın uygulayabilir mi? Uygulayabilir. Ben bu ergenlik dönemi safsatalarına hiç inanmıyorum zaten. Anne babalar çocuklarını bu noktada disiplin edecekler. Anne babalar çocuklarını ama kendi işlerinde ama bir yerde çalıştıracaklar. Anne babalar çocuklarını bu noktada uygun bir dille, uygun bir şekilde yetiştiremediklerinden kaynaklanıyor. Benim tanıdığım yakın dairede bir sürü arkadaşlar, hepsinin çocukları yanında çalışıyor. Büyük bir çoğunluğun çocukları iş güç sahibi. Bunu böyle anne babalar çocuklarını biraz gevşek tutuyorlar. Yatsın, uyusun. Yani güneşe çıkarsa güneş yakar. Gölgeye giderse üşür. Çocuklar öyle yetiştirince de çocuklar öyle yetişiyor. Hacı Mehmet'in 2 tane oğlan var maşallah, Allah nazardan saklasın. Dükkanda çatır çatır çalışıyorlar. Hacı Mehmet onlar götürüyor hemen hemen, değil mi dükkanı? 10 gündür sayın dükkana gitmiyorsun hiç.
Bir seferlik. Aile geleneği yani Hacı Mehmet de bir yerde çalışıyordu önceden. Sonra bir dükkan açtı mesela. Babası da hiç karışmadı, öyle değil mi? Hiç karışmadı. Bu normalde çocuklarla olan diyalogla alakalı. Ha, Adnan Hoca'nın çocuklar dükkanı değil mi Adnan Hoca? Oradan asker ettiler değil mi? Şimdi bir tanesi mi var? Öbür asker ne zaman geliyor? Haftaya çarşamba gelecek. Geldi mi dükkana dost doğru. Anında da evlendirecek. Evet, sistem bu. Gelir gelmez Adnan Hoca'nın kafasında hazırdır Allah-u Alem. Hazır mı? Hazırmış bak. Tabi sistem bu. Hemen geldi, dakika bir, gol bir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Allah'ın emri, peygamberin kavli, tamam bitti. 20 gün, bir ay içerisinde düğünü derne, velattalin amin. İşi de var, koşacak adam. Bu aile geleneği. Ama ben Adnan Hoca'yı 25 yıldır tanıyorum, bak babası da tak arkada. Bir tane, o da öyle yaptı. Askerden gelir, askerden gelir gelmez de verdi seni. Askerden yeni geldi. Ben gidiyorum dedi bu. Nereye gidiyorsun dedim ben. Evlenmeye dedi. Nasıl dedim ben. Adana'dan alacağım geleceğim. Ne kızlarına ne de erkeklerine normal davranmıyor ki. İşi büyütüyor herkes. Tantanası çok. Nerede nafız? Kurban ey neredesin? Gözüm görsün gel böyle. Şimdi bunlar size tuhaf. Adam ömreden gel dedin değil mi? Ömreden gel dedin değil mi? Ömrede bir şey görmüş kendince, hal görmüş. Oğlan harama gidebilir. Gittiği yok. Böyle bir ikaz almış. Dedi ki ben böyle bir ikaz aldım. Ben hızla dedi oğlanı evlendireceğim. Evlendir dedim ben. Dedi harama düşmesini istemiyorum. Bir de ağlıyor. Bakın bir baba oğlu harama düşmesin diye gözyaşı döküyor. Oğlu harama düşer korkusuyla gözyaşı döküyor. Bu önemli. Ben baktım böyle. Gözünden yaş iniyor adam. İçimden şunu dedim. Hani var ya bir sürü hadisi kutsi, hadis-i şerif, ayetler. Onu bilmiyor o adam. Ama kalp var ya. Dedim ki bu adam evladını ateşten korumak için gözyaşı döküyor. Cenab-ı Hak dedim bu ihlas ve samimiyetine bunun işini kolaylaştırır içimden. Dedim ya Rabbi bu adamın işini kolaylaştır. Amin. Bu kadar bakın. Yok ergenlikmiş. Yok laf dinlemiyormuş. Bunlar anne babayla alakalı. Anne babayla alakalı. Yetiştirmekle alakalı. Sonra haber alıyorum ben. Bir hafta bir ne oldu? Düğün izni oldu. Ondan sonra gitmiş bizim Tahsin'in yanına vermiş. Demiş senin yanında çalışsın burada. Bakın tembellik yok. Tahsin'e dedim hayırdır? Dedi ki Nafız abi dedi benim yanıma koydu dedi. Tembellik yok. Çalışıyor. Her şey olur. O yüzden çocuklarınızı yetiştirin. Bugün soğuk gitmesin. Yarın sıcak terler.
Ya şimdi mi çalışmaya gidecek? Bunlar çocuklarınızı tembel yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Fâlemennehu. Ne? Peygamberlere vefası, üstadına vefası, ümmete vefası nasip olmalıdır. Allah'a karşı vefada bulunmak, şirke düşmemek. Birinci derecede. Ondan sonra farzları yerine getirmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine vefası, onun sünneti Resulullah'a, sünnetine tam tabi olmak, teslim olmak. Üstadına vefası da sufilik, dervişlik ilkelerine tabi olması. Ümmete vefası, sizin en hayırlınız etrafına hiç zarar vermeyiniz. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. Hadis-i şeriflerini kendisine ilke edinerekten etrafına en azından zarar vermemeye ve ümmete dua etmeyi hedeflemek. Nefis ibadet etmeyi özler mi? Vallahi bizim nefislerimiz pek özlemez ama özleyen bir nefis varsa hala. Allah sevdiğine veya sevenine naz ehli midir? Bunda da bir imtihan var mıdır? Vallahi hiç naz ehli olamadık. Naz ehli olamadığımızdan hep niyaz ehliyiz. Niyaz ehli olduğumuzdan naz ehli nasıl olunuyor bilmiyorum. Herhalde böyle fazla nazı da çekebilecek noktada değilim ben. Benim kimyam bozuluyor birisi bana naz edince. Benim kimyam bozulunca ben böyle ne naz etmesini biliyorum ne de naz çekebiliyorum. Bizim yolumuz, benim kendi yolum sevmek, mücadele etmek, koşmak, yalvarmak, ağlamak. Benim yolum bu. Ben hiç naz edemedim. Ben naz edecek birini de bulamadım. Ama muhakkak naz ehli olanlar vardır. Onlara sormak lazım. Naz ehli nasıl olunur? Nasıl olunuyor naz? Bilmiyorum. Neden? Sen bilirsin nazı ya. Öyle mi? Bayanların adet dönemlerinde diş dolgusu, kanal tedavisi gibi işlemleri yaptırmalarının sakıncası var mıdır? Yoktur. Hanefi'ye göre. Ölünün arkasından yapılan 7'si, 40'ı ve 52'si bidat mıdır? Bunlar normalde sünnet-i Resulullah'ta yok. Ama insanlar birisi vefat edince onun arkasından bir şeyler okuyorlar. Hayır hasenat dağıtıyorlar. Mesela
geldi sahabeden bir kimse, dedi ki ben babamın yerine oruç tutabilir miyim? Babam öldü, oruç borçları var, tutabilirsin dedi. Yine sahabeden birisi geldi, benim dedi annesi için mi, babası için mi, şimdi tam karıştıracağım, namazları eksikti, namaz kılabilir miyim dedi. Evet dedi ona. Bir kimse ölen anne ve baba büyüklerinin arkasından hayır hasenat etmesi, onların eksikliklerini biliyorsa tamamlamaya gayret etmesi, bu noktadan bakılırsa cevazdır. Şimdi evet, bu normalde sahabe zamanında böyle bir şey yok. Bunu böyle olmazsa olmaz noktasına koymak da hoş değil. Ama ve lakin insanların bu tip bir gelenekleri var. Bu geleneği normalde haram olmadığı müddetçe karşı çıkmanın bir anlamı yok. Bir de şunu unutmayın. Bu ülkede din yasaktı. Din yasaktı. Siz şimdi o normalde bundan 30 yıl, 35 yıl önceki zamanları bilmiyorsunuz. Bildiğiniz yasaktı. İnsanlar mevlütle, tevhidle toplanıyorlardı. İşte filanca öldü, onun tevhidi var. Toplanıyorlar kadınlar, tevhid çekiyorlar. İşte 40 gün tebarek okuyorlar, Yasin okuyorlar. Böylece dinlerini unutmadı halk. Bunu şimdi oturup buradan, ya bidat işliyorsunuz, külliyen hepsi de bidat, at kenara, kolay bu. Sen 30 yıl önce geleydin de göreydin. Şimdi Vahabilik yapmak kolay. Sen 30 yıl önce geleydin bir göreydin. Şimdi Selefilik yapmak kolay. Sen 30 yıl önce geleydin de göreydin şimdi. Her şeye bidat, her şeye şirk. Allah muhafaza eylesin. Mustafa Efendi, sohbetlerinize evizü besmele, hamdele, salvele ile başlayınız ki dedikoduya sebebiyet vermeyiniz. Lütfen rızaen lillah sizden bunu istirham ediyoruz. E yapma dedikodu. Bak bir de güzel kendisi yazmış, dedikoduya fırsat vermeyin diye. Neden selamünaleykümle başlıyorum? Nesi var bunun? Ya Allah'ın selamıyla başlıyorum. Selamun aleyküm. Selam. Ondan sonra duayla Allah gecenizi gündüzünüzü mübarek eylesin diyorum. Yok, taktı bu kardeş kimse. Geçenlerde de yazmıştı. Burada mı kendisi? Gelsin, o biliyorum ben onu, tanıyorum. Tanıyorum ben onu. Sen bir türlü beni diziye getiremedin. Aykırayım ya ben biraz. Yani selamun aleykümle başlamak yanlış mı? Bir Müslüman haram işlemediği müddetçe o yargılanmaz. Allah'ın selamıyla başlıyorum. Selamun aleyküm diyorum. Her hayrın başıdır. Hazreti Mevlana der ya, öylesine inşallah demeyenler vardır ama inşallahın canı olmuştur. Besmele her hayrın başı ama Allah'ın selamı ise Allah'ın selamı. Bir işe başlarken normalde bir kimse bireyin kendisini ilgilendiriyorsa kendisi besmeleyi çeker. Kendi içinden. Ama topluluğa selamun aleyküm diye başlanır. Ben hutbe vermiyorum burada. Senin dedin hutbede olur.
Senin için öyle. Benimki de böyle. Yapma dedikodu. Girme günah. Selamünaleyküm ne başlıyor? Ona, ona alışmışım ben. Ben medreseden yetişme değilim ki. Sen maşallah medrese ilmi var sende. Gördün değil mi medrese eğitimi? Evet. Bende yok medrese eğitimi işte. Ama buradan geçelim mi? Hakkınızı helal edin. Cumhurbaşkanını çok seviyorum. Hatta siyasi kutup diyorum. Ama sizin gibi ufku, kalbi, ilmi geniş olan üstadları toplayıp fikir almadığı için çok üzülüyorum. Ve buğz ediyorum. Kimseye buğz etmeyin. Buğz etmek hoş bir şey değil. Dua edin ümmete. İlim amelin içinde midir? Söyle bakalım medreseci. İlim amelin içinde midir? He he o. Evet. İlim amelin içindedir. Bak, medreseden sen tam mezun olmamışsın. İlim amelin içindedir. İlimle iştigal etmek de iyi amellerden birisidir. Dini bir ilim ise. O yüzden ilim amelden önce gelmez. Bir kimse bir şeyi, sufiler öyle düşünmezler. O dedi ya ilim amelden önce gelirdi. Sufiler böyle düşünmezler. Sufi iman etti, hemen imanın vazifeleri başladı. Sence öyle. Sence öyle. Sufiler duyar, hemen iman eder, hemen amel eder. Beklemezler. İlim ehli ise bekler. İlim ehli namaz farz dendiğinde hemen namaza başlamaz. Namaz neden farz? Nereden farz? Kim farz etti? Namazın altı, namazın üstü, yanı, sağı, solu, altı, üstü. Başlar namazın farzları ne, vacipleri ne, nafileleri ne, sünnetleri ne, müstahapları ne. Bunların hepsini tamamlayacak, ondan sonra namaza kılacak. Ama sufiler öyle değildir. Sufiye dersin ki namaz farz oldu, kalkar neyle kılayım der. Allah-u Ekber de kıl dersin. Allah-u Ekber der kıla. Anlaşıldı mı? Arasındaki fark bu. İnsan hakikatin hakikatine vakıf olmadan mecazı kavrayabilir mi? Herkesin kendince bir hakikati vardır. Kendi hakikatinin hakikatine koşar. Ve kendi hakikatinin hakikatine koşarken kendince de mecazı kavrar. Beni affedin sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordum günümüz alimlerinde ve dedi ki günümüz alimleri gölgenin gölgesinde olan alim sayısı çok az dedi. Ortalıkta gezen sözde ilim görmüş alim görünümlere de gölgenin çok uzağındadırlar. Burada sorun gölgenin gölgesini anlama geliyor. Tavşanın suyunun suyu gibi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Mahallemizde Risale-i Nur sohbetleri oluyor. Birkaç defa katıldım.
Risale-i Nur'un Kur'an tefsiri olduğunu söylüyorlar. Okumamda bir sakınca var mı? Yok. Bu konu hakkında tavsiyeleriniz nelerdir? Biz Kur'an ve sünnet dairesinde olan her şeyi kabul ederiz. Allah mübarek eylesin. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisi gibidir. Tutulan kurtulur, tutulmayan boğulur. Taberani. Bir tarikatın internet sayfasında şu hadis-i şerifi paylaşmışlar. Bu hadis-i şerifteki Ehl-i Beyt kelimesinin anlamı günümüzde yaşayan seyitler o Ehl-i Beyt'in içine giriyor mu? Soruyorlar ya Resulallah, işte çoğalıyor, zaman geçiyor, senin Ehl-i Beyt'ini nasıl tanırız? Kim Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışırsa o benim Ehl-i Beyt'imdir diyor. Biz oradan anlıyoruz. Muska yaptırmak dinimizde var mı? Var. Sizin yaptırılması hakkında görüş ve düşüncelerinizi açıklar mısınız? Benim hiç işim olmaz. Bugüne kadar hiç olmadı. İyyâken âbüdü ve iyyâken estaîn. Benim disturum bu. Hani bir tane daha var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah atının terkisine bindirmiş ya, diyor ki ey oğul beni iyi dinle. Dinliyorum ya Resulallah. Ey oğul beni iyi dinle. Dinliyorum ya Resulallah. Ey oğul beni iyi dinle. Bir şey var. Üç sefer. Bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah izin vermedikçe hiçbir kimse sana zarar veremez. Bütün insanlar sana iyilik yapmak için toplansa Cenab-ı Hak müsaade etmedikçe hiç kimse sana iyilik yapamaz. Benim inancım bu. Ben o yüzden muskaymış. Yok bilmem kaç tane bilmem ne çekersen bu ona iyi gelirmiş. Yok gidip kurnalardan üçer sefer besmele-i şerife çekip su içecekmişsin. Yok filanca yatırın oraya gittiğinde bir debeleneceksin. Orada debelendiğinde şu işin iyi olacakmış. Benim bunlarla hiç işim yok. Hiç olmadı da. Ben dersimi çekerim. Üstadım bana ders verdi. Allah'ı zikretmek farz. Hiçbir şey için ders çekmem. Sırf Allah rızası için dersimi çekerim. Allah için. Şu işim olsun, bu işim olmasın. Yok buradan sıkıntım var, bu sıkıntım gitsin. Böyle şeylerim olmaz hiç. Başıma ne gelecekse gelir. Ben yoluma yürürüm. O yüzden size de tavsiye etmem. Millet muskayı takıyor atnalı gibi böyle şeyine. Bir de muskaya karşı şey, saplantı halindeler. Muskasız yatmayan, muskasız evden dışarı çıkmayan insanlar var. Hasta olmuş insanlar. Hasta bildiğiniz psikolojik rahatsız. Muskadan medet umuyor. Aslında öyleleri var ki şirke düşüyorlar, farkında değiller. Peygamberimizin ırkı-i şerifini elime alırken uyandım. Sizce bu ne anlama gelir? Kim bunu yazar? Sen misin? Yazmış kendisi yok. Hastalık için şifa, ailem için dua istiyorum. Bütün ümmet-i Muhammed için dua, borçlarımıza deva. Hastalıklarımıza şifa, çocuklarımızın sıkıntılar için dua istiyorum. İnşallah.
Rabbim muhafaza eylesin ümmeti Muhammed'e inşallah. Sizden manevi sıkıntılar için dua istiyorum. Sıkıntılarımızın geçmesini ve maddi manevi rahatlamak için duanıza ihtiyacım var. Manevi sıkıntı nasıl oluyor acaba ki ya? Bunu yazan burada mı? O da yok. Var mı manevi sıkıntıyı ne olarak gören var? Manevi sıkıntı, insan böyle nefsini oyar, üstadına yakınlaşıp yanına gidemez nefsinden ötürü. Ona ulaşamamak, onun yanında olamamak, onunla bir ve beraber olamamak onun kalbine hep acı verir. Ondan sonra o kendi içinde yandıkça yanar ama hata kendisinindir. Orada zinciri kırıp koşması lazımdır. Koştuğu zaman rahatlar ama nefsi onu geride tuttukça insanın sevdiğine ulaşamaması kadar büyük bir acı yoktur. Bu hem zahiri hem de manevi sıkıntı olur. O yüzden ön tövbe edip sevdiğine koşması gerekir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Hatamdan dolayı özür dilerim. Başka var mı manevi sıkıntıyı tarif edecek? Başka? Hocam, şimdi bulunduğu yol olabilir veya bulunduğu temsil ettiği veya teşkil ettiği herhangi bir yerde bulunan kurallara, o kurallar bütününe, o ritüellere uymadığı zaman, onlardan ayrı düştüğü zaman, eksik veya yanlış yaptığı zaman meydana gelen ruh halidir. Başka? Allah hayır versin inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz semayı dans olarak görenler var. Sema nedir? Peygamber Efendimiz zamanında olmadığını söyleyip semanın ve sessiz zikirin şirk olduğunu söyleyip nefisle oynanıyor. Sema bidat mıdır? O sessiz zikrin şirk olduğunu söyleyen bir kimse ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendine bakacak. Eleştirmek için değil, öğrenmek için soruyorum. Bankadan faiz almak haram değil diyorsunuz. Ben bankadan faiz almak haram değil demiyorum. Darül Harp'te harbiyle müminin arasında faiz yoktur. Hadis-i şerifini söylüyorum. Bu benim sözüm de değil, Hanefilerin, İmam-ı Azam, İmam Muhammed'in, İmam-ı Yusuf'un sözü. Buraya para yatıran insanların, gene bizim ülkenin Müslümanım diyen insanların paraları karışıyor. Ben Darül Harp'ten filan anlamıyorum dediklerinizden. Anlamıyorsan öğreneceksin, iyi dinleyeceksin. Bankaya faiz amaçlı para koyduk, 1000 TL oldu, 1100 TL. Bu 100 TL fazlalık faiz olur mu, olmaz mı? Tüm kardeşlerimize hayırlı haftalar. Evet, Hanefi'ye göre Harbi ile arasında faiz yoktur hükmü, buna da geçerli olur. Birisine seni sohbetten sonra dışarıda bekliyorum demek söz vermiş demek midir? Evet. Türk milleti pis bir millettir.
demek gıybet olur mu? O komple bir milleti pis bir millettir demek, komple o millet de helallaşmayı gerektirir. Bunu bir konuyu anlatırken ya da yanlış yapıldığını demek amacıyla söylemek gıybet olur mu? İftira alıyor bu komple. Hacca gidip gelen babam şöyle dedi, ben haçta gördüm ki en pis millet biziz. Etrafı en çok pisleten biziz. Bu gıybet olur mu? Evet. Babamla amcam kavgalı oldukları için hiç konuşmuyor, gidip gelmiyorlar. Aynı apartmanda oturuyoruz. Bize onun evine giderseniz hakkımı helal etmiyorum. Biz bu durumda ne yapmalıyız, ne tavsiye edersiniz? Babaya itaat Kur'an ve sünnet dairesinde. Bitti. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm.